Merhaba arkadaşlar, Gitar Teknikleri Com'a hoş geldiniz. Ben Emre Almış. Arkadaşlar bugün sizlere uzun zamandır tanıtmak istediğim bir modeli tanıtacağım. Ibanez AEG-8 elektroakustik gitar. Sizden gelen mailler doğrultusunda da bu gitarı öncelikle tanıtma kararı aldım. Arkadaşlar Ibanez AEG-8 nasıl bir gitar? Öncelikle size biraz ağaç özelliklerinden bahsedeyim. Arkadaşlar gitarın üst kısmı yani ön kapak dediğimiz kapağı ladin ağacı. Arka ve yanları arkadaşlar agatis ağacından yapılmış. Sap kısmımız şuradaki avucumuza gelen kısım maun. Ön tarafı da zaten gül ağacı. Gene köprümüz arkadaşlar gül ağacı. Üzerinde Ibanez'in SPT tuner var. Preamp'si var arkadaşlar. Equalizer'lı. Neler var bunun üstünde? Tuner var. Tuner yaptığınız zaman otomatik olarak devreyi zaten dışarıya ses veren vermeyen bir sistemi var arkadaşlar. Bu da sahne kullanımlarında veya hani herhangi bir kullanımda da olsun kimseyi rahatsız etmeden kolayca zaten akort etme imkanı sağlıyor size. Bir volüm düğmemiz var. Burada phase diye bir düğmemiz var. Fazı tersine çeviren bir düğmemiz. Onun haricinde 4 bandımız var arkadaşlar. Bu bandlarda shape var, treble, middle ve bass var arkadaşlar. Equalizer katı olarak da. Yine standart Ibanez kulakçıkları. Siyah bir boyamız var bu gitarda. Arkadaşlar gitarın gördüğünüz gibi ince bir yapısı var. Çok rahat. Böyle tamamen hani alıp sardığınız zaman gövdenizde, kolunuzun altında sizi çok rahatsız etmiyor. Yani oldukça pratik. Yani bacak bacak üstüne atıp bile gitarı çalabilirsiniz. Oldukça da rahat. Ton olarak arkadaşlar tabii gövdesi normal gitarlardan, normal dreadnought gövdelerden biraz daha ufak olduğu için çıplak sesi arkadaşlar şu an tabii size dinletemiyoruz bunu ama güzel fakat yani böyle çok hacimli mi dersiniz? Hayır, o kadar hacimli de değil arkadaşlar. Yani bunu da bir dipnot olarak düşelim. Çünkü bu gitarlar sahne için daha çok tasarlanmış. Yani sahneden kastım bir sistemde, bir işte amfide, bir mikser çıkışında. Çünkü arkadaşlar bakın burada dengeli ve dengesiz iki tane çıkışı var. Yani balanced ve unbalanced dediğimiz yani jack ve XLR çıkışları. Ben şu an XLR'dan çıkıp Marshall AS50 amfiye girdim arkadaşlar. Şu an aldığınız tonu da size oradan veriyorum. Arkadaşlar ufak tefek bir takım örneklerle size gitarı anlatmaya çalışacağım. Zaten çoğu insan biliyordur. Çok da fazla kullanan arkadaş da vardır bunu. Kullanmayanlar için ben böyle birazcık size yol gösterici olmaya çalışıyorum. Bakalım şimdi küçük küçük tabii equalizer değişmeleriyle yapacağız. Başlayalım böyle küçük ritimlerle. Arkadaşlar şu an tam flat değil ayarlarımız. Shape biraz daha sağa yatık, bass biraz daha sola yatık. Treble ile middle zaten şu an tam düz ayarında. Alacağımız ton da bu şekilde. Amfimiz de tabii bu arada düz flat ayarlarında. Hiçbir şekilde onunla da bir oynama yapmadık. Arkadaşlar sapımızın maun olması da bize ayrı bir lezzet katıyor sustain açısından. Onun da biraz etkisi var. Tabii üzerindeki SPT dediğimiz preamp'i de Ibanez'in güzel ve güçlü bir preamp'isi. Şimdi arkadaşlar mesela basımızı biraz daha açalım. Çok da bası yapmayalım. Middle'ımızı kısalım. Treble'ımızı biraz kısalım. Biraz daha baslı bir ton alırsak nasıl olur? Biraz daha değiştirelim arkadaşlar. Shape'i biraz kısalım. Treble'ı flat yapalım. Middle'ı biraz açalım. Bass'ı düz yapalım. Yani flat yapalım. Burada alacağımız ses ne şekil olacak?
sese göre biraz daha natürel geldi arkadaşlar. Demin bası kısıp yani treble'ı middle'ı ortada bırakıp shape'i biraz daha açtığım zaman ses biraz daha böyle parlak, daha hafif metalik geldi ama burada biraz daha düzgün. Arkadaşlar umarım sizler için verdiğimiz bilgiler faydalı olmuştur. Yani fiyat olarak da oldukça makul bir gitar arkadaşlar. Bunu hani bir işte amfiniz varsa, elektro gitar amfisi olmasın tabii bunu bağlayacağınız amfi arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Sahnelerde kullanacak arkadaşlar da pratik olduğundan, hafif olduğundan, küçük olduğundan tercih edebilir. Evinizde de kullanabilirsiniz. Bu arada hani başta söylediğim çıplak sesi çok hacimli değil, çok az ses verir anlamına gelmesin arkadaşlar. Gayet de yeterli. Yani hani siz kendi normal vokalinizle veya şarkı söylüyorsanız eğer bunu bastıramazsınız. Yani öyle bir ihtimal yok. Yani çünkü bu tür gitarların hani küçük ama hani sesleri de gayet yeterli. Çok az ses veriyor anlamında gelmesin. Bunu da oradan düzeltelim. Arkadaşlar gitarımız böyle kullanışlı ve hoş bir gitar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın.